Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden sanal zirve planlamıştı. Ukrayna krizine su da dökülebilir, benzin de dökülebilir. Bağlantı hazır. VOA, Voice of America Türkçe muhabiri Mehmet Sümer'le birlikteyiz. Mehmet hoş geldin. Başladı mı bu görüşme, sanal zirve ve kimin elinde neler var? Erhan merhaba. Evet, görüşme başladı. Beyaz Saray'da, arkamda gördüğünüz Beyaz Saray binasının alt katında Amerika başkanlarının çok gizli operasyonları, savaşları hatta yönettiği, İngilizce ismiyle Situation Room, hani Türkçesiyle durum odası adını verdiğimiz odada bir video konferans görüşmesi gerçekleştiriyor şu anda Biden. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte. Washington'da ciddi kaygılar var. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak yeni bir askeri operasyon gerçekleştireceğine dair. İşte bunu önlemek için Biden tek tek Rusya'nın böyle bir operasyon gerçekleştirmesi halinde hani bir bakıma başına gelebilecekleri anlatıyor. Neler bunlar? Öncelikle şunu söyleyelim. Washington'da kesinlikle Amerika'nın Ukrayna'ya destek amaçlı asker göndermesi gibi bir senaryoya kimse inanmıyor. Yani böyle bir şey olmayacağı söyleniyor. Ancak Ukrayna'ya askeri destek, askeri mühimmat desteği verilebileceği, Ukrayna'nın Amerika'dan satın almayı talep ettiği ileri teknoloji silahlara onay verilebileceği belirtiliyor. Fakat bunların ötesinde daha dün Amerika Başkanı Biden, İtalya Başbakanı'yla, Fransa Cumhurbaşkanı'yla, İngiltere Başbakanı'yla ve Almanya Başbakanı'yla konuştu. Ve özellikle finansal anlamda, finans piyasalarında, ekonomik anlamda Rusya'yı zorda bırakacak bir takım ambargolar üzerine konuşuldu. Bunlardan en önemlisi belki de hatta finansal bir nükleer bomba olarak nitelendiriliyor bu. Rusya'nın uluslararası para dolaşım sistemi olarak nitelendirebileceğimiz SWIFT sisteminden çıkarılmasından bahsediyor. Eğer Rusya olası bir Ukrayna operasyonuna girişirse o zaman bundan sonra Rus bankaları uluslararası alanda para transferi yapamayacaklar. Yani Rusya'dan bir yere para gönderilemeyecek, Rusya'ya para girişi yapılamayacak. Yalnız bunun uluslararası alanda Rusya dışında diğer ülkeleri de sıkıştırması mümkün. Çünkü Rusya'nın doğalgaz sattığı ülkeler ödemeleri bu SWIFT sistemi üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla bu sistemin Rusya'ya kapanması bu ödemelerin ve Rusya'nın da doğalgazın vanalarını kısması anlamına gelebilir. Söylediğim gibi askeri seçenekten bahsedilmiyor ama bu uluslararası finans sistemine getirilecek yaptırımlarla birlikte daha birçok yaptırımdan bahsediliyor. Özellikle Putin'in çevresindeki bir takım isimlere yönelik yaptırımlar olabileceği ifade ediliyor. Ve Amerika tarafında yani Washington'da burada konuştuğunuz zaman kaynaklarla hani Putin tüm bu riskleri göze alıp bu operasyona girişir mi sorusuna kimse hayır Putin böyle bir şeyi göze almaz da diyemiyor açıkçası. Amerika tarafı ciddi anlamda kaygılı. Tabii Putin'in şu dakikalarda yaptığı görüşmede Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri operasyondan vazgeçirmesi aslında Biden açısından da son derece büyük önem taşıyor. Bir bakıma ilk uluslararası sınavı olan Afganistan'dan çekilmede ciddi sorunlar yaşayan Biden bu Ukrayna krizini bir şekilde silahlar ateşlenmeden, tansiyon daha da yükselmeden çözmek istiyor. Ancak bir de kabus senaryosundan bahsediliyor Washington'da ki öyle bir durumda hem Amerika hem Batılı devletler ne yapacaklar? Bu ciddi bir soru işareti. Çin ve Rusya'nın aynı anda askeri operasyonlara karışabileceğinden bahsediyor. Yani Rusya Ukrayna'ya yönelik olarak, Çin de Tayvan'a yönelik olarak aynı anda, aynı dakikada bir askeri operasyona başlarlarsa o zaman ne yapılacak? Bu da konuşuluyor. Son bir bilgi, Amerikalı kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla olası bir Ukrayna operasyonuna karşı Amerika her türlü seçeneği masada tutarken Ukrayna'daki Amerikan vatandaşlarının da bölgeden tahliye edilmesiyle ilgili planların da yapıldığı belirtiliyor. Son bir soru. Böyle bir görüşmeden sonra kapsamlı açıklama beklenir mi yoksa sadece ana hatlarıyla işbirliğinin devamında mutabık kalındı gibi kısa bir şey mi çıkar? Aslında kapsamlı bir açıklamaya ihtiyaç var. Yani hem uluslararası piyasalar hem uluslararası kamuoyu ne olduğunu, şu dakikalarda ne konuşulduğunu ve bundan sonrasında atılacak adımların ne olduğunu çok merak ediyor. Dolayısıyla açıkçası en azından Beyaz Saray kaynakları ya da Kremlin tarafı çok detaylı bilgi vermek istemese de gazeteciler, uluslararası kamuoyu detaylı bilgi almak için zorlayacaktır. Çünkü dediğim gibi bundan sonra ne olacağına dair herkesin kafasında ciddi soru işaretleri var. Hani bir bakıma Soğuk Savaş döneminden sonra Amerika ile Rusya arasında
belki de en büyük gerginlik yaşanıyor ve ortada cevaplanması gereken çok fazla soru var. O yüzden birileri çıkıp bir şeyler söylemek ve cevap vermek zorunda bu kaygılara yönelik. Doğru. Mehmet, teşekkür ederim.